Benlikten, hotfuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki tarafkirane fikriyle kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hatta bir salih alim, fikri siyasisine muhalif bir büyük salih alimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve İslamiyet aleyhinde bir zındığı onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm. Ve şeytandan kaçar gibi 35 seneden beri siyaseti terk ettim. Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerife hem şair İslamiye'ye hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yaptığı vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalalettir.'' bu acip halin sırrını gördüm ki, kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla, muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimai ahlakı da zil zeber edip, bu vatan ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir. Daha yazacaktım, fakat bu üç noktayı esasiyi şimdilik dindar hürriyet perverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Said Nursi Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimai hayatımıza ait bir hakikatin haşiyesini tekrar takdim ediyoruz. Haşiye Eskilerin lüzumsuz, keyfi kanunları ve suistimalleri neticesinde belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam'ın nazarında demokratları düşürmemenin çare-i yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alem İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran 28 sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestisini dindar demokratlar ilan etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit alem İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahatleri onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar hususen Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete 1 iki saat baktım ve bunu yazdım. Said Nursi Bismihi Subhanehu Samsun mahkemesinden sorgu ve savcının büyük cihatta intişar eden bir şekvama dair beni Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermelerine dair bir davetiye geldi. Bana okudular, İçinde yalnız dört nokta nazar ehemmiyeti alınabilir gördüm. Birincisi, Büyük Cihad'ın müdürü mesulü mahkemede müdde-i umumiye demiş ki, Said Nursi o makaleyi bana göndermiş, ben de neşrettim. Bu meselenin hakikati şudur. Ben hastayken iken Emir Dağı'ndaki kardeşlerim yanıma geldiler. Emir Dağı'nda başıma gelen zalimane hadiseye dair konuştuk. Hem hastalıklı hem hiddetli hem Ankara'ya şekva suretinde bir şeyler söylemiştim. Yanındaki hizmetçim kaleme aldı. Nur talebelerinin tensibiyle Ankara'daki bir iki nur talebesine gönderip ta bazı dindar mebuslara göstersinler. Bu hastalığımda bana sıkıntı verilmesin.'' hem gönderilmiş bazı mebuslarda görmüş ve bilmediğimiz bir zatın hoşuna giderek büyük cihat müdürüne göndermiş. Ben kasem ederim ki o zamandan şimdiye kadar bilmiyorum ki kim göndermiş. Fakat neşr olduktan sonra bir nüsha buraya gelmiş. Yeni harfleri bilmediğim için bana birisi okudu. Ben memnun oldum. Allah razı olsun neşredenlere dedim. Gerçi 35 seneden beri siyaseti terk etmiştim. Fakat büyük cihat gibi hali sahnediğine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muhalirlerine din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim. Haberim olmadan ve para da vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu. İkinci nokta, benim Samsun'daki ağır ceza mahkemesine sevk edilmekliğime dairdir. Bu noktada bunu katiyen beyan ediyorum ki, Samsun havalisinde hususen büyük cihat dairesine mensup mübarek ahiret kardeşlerim ve nur talebelerini ziyaretle görmek için oraya gitmek isterdim. Fakat doktorların raporlarıyla kati iktidarsızlığım o dereceye gelmiş ki 5 dakikalık karşımdaki bu meselenin başlangıcı ve esası olan mahkemeye bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyorum. Mecburiyetle müdde-i umumi ve hakim vazifesini gören sorgu hakimi yanıma geldiler.'' medar sual ve cevap Büyük Cihat gazetesini de getirdiler. Gazetenin bazı sözleri benim sözlerim içine karıştırılmış. Ben de onlara cevaplarını vermiştim. Eğer faraza, ağır ceza bu ehemmiyetsiz meseleye ehemmiyet verse, benim mahkememi Eskişehir'e nakline müsaade etsin ki, orada sıhhiye heyetinden iki aylık raporlu zehir hastalığı ile şiddetli hasta bulunduğumdan bizzat bulunabilirim. Yoksa imkanı yoktur. Üçüncü nokta, Savcı ve sorgu hakimi 163. maddeye dayanıp Said Nursi'yi dini siyasete alet ve asayişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatini 29 senedir 5-6 mahkeme ve 5-6 vilayetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde ve dinsiz komitelerin tahrikiyle, saftir bazı memurları aldatmalarıyla katiyen iki meseleden başka medarı mesuliyet bulmadıklarına delil, iki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve mahkemeyi temyizde müttefikan hem benim beraatime hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve 5-6 vilayette yalnız tesettüre dair bir ayetin tefsiri bahanesiyle bir tek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi. Kati ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat vicdaniyeye çevirdiler. Demek onlar da medarı mesuliyet bulamadılar. Bu noktayı izah için Afyon Mahkeme Reisi'ne gönderdiğim istidayı size de berayı malumat gönderiyorum. Elhasıl aynı nakarat 5-6 mahkemede tekrar edilmiş ve medarı mesuliyet bulamamışlar. Şimdi Samsun Savcısı ve Sorgusu 28 seneki nakaratı aynen tekrar ediyorlar şahsi nüfus temin için propaganda yapıp dini siyasete alet ediyor. Beş mahkemede 400 sayfa kadar olan cerh edilmemiş müdafatıma benim bedelime havale ediyorum. Beni konuşturmaktan ise ona baksınlar. Said Nursi Bismihi Subhanehu Samsun'dan gelen tebliğnameye karşı kısaca cevabımı Samsun heyeti hakimesine takdim ediyorum. Birincisi, ben makalemi kendim göndermemişim bütün buradaki dostlarım biliyorlar. İkincisi, benim gizli düşmanlarımın suikastıyla, zehir tesemmümüyle şiddetli hastalığımdan yanımdaki camiye 10 defada ancak bir defa gidebiliyorum. Bu Samsun mahkemesini, yakınımızdaki Eskişehir'e naklini kanunen talep ediyorum. Gayet ehemmiyetli bir hadise, bir istida ve bir şekvadır. Pakistan'da çıkan Es-Sıddık namındaki mühim bir mecmua elimize geçti. Baktık ki 50 sayfelik o mecmuanın yarısına yakın kısmı Risale-i Nur'un bazı makaleleridir. Ve bilhassa başında Risale-i Nur'dan 22. mektubun 1. mefasını gayet ehemmiyetle ve takdir ile alem İslam'a اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayetine bir davetname hükmünde yazdığını gördük. Şimdi o Arabi mecmuanın tercüme ettiği Risale'nin aslı olan Türkçesini efkar ammeye hususen bu hükümet İslamiye'nin reislerine ve mebuslarına bir sene evvel verildiği gibi yine berayı malumat takdim etmek için 2-3 sebep var. Birincisi, Risale-i Nur'dan Sikke-i Gaybi Mecmuası'nda yazılan kat'i yüzer işaratın ve emaratın delaletiyle ve çok hadiselerin o delaleti tasdikiyle sabit olmuş ki, Risale-i Nur manevi tahribata ve anarşilik ve bolşevizm tabiyyun ve maddiyunluğa ve şukuk ve şüphehata ve küfrü mutlaka karşı bir seddi i Kur'ani hizmetini bir hakkın ifa etmesiyle bu vatanı bu tehlikeli dünya fırtınası içinde muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadakayı makbule hükmüne geçip ikinci harbi umuminin belasına ve başka memleketlerde vuku bulan belaların bu memlekete girmesine mümanaatla manevi bir siper teşkil ettiği bedahetle aşikar olmuştur. Bu müddeayı Risale-i Nur'a nazar eden en muannit filozoflar da tasdik etmeye mecbur kalmışlardır. İşte o Risale-i Nur 500 bin talebesiyle ve 600 bin nüshasıyla herkesin kalbinde iman dersiyle bir yasakçı bırakıp asayişi temin etmekle ve la teziru vaziratun vizra uhra yani birisinin günahıyla başkası mesul olamaz diye olan Kur'an'ın bir kanun esasisini tatbike çalışmasıyla ve milyonlarla okuyanlar içinde hiçbirisi onu okumaktan zarar görmemesiyle bu zamanda bir mucizeyi i Kur'aniye ve bu vatan ve millet için bir vesile-i def -i bela olduğu ispat edildiği halde ve 25 seneden beri gizli, ifsatçı, anarşi hesabına çalışan komiteler desiseleriyle mahkemeleri aleyhine sevk edip çalıştıkları ve 5 vilayette 5 büyük mahkeme Risale-i Nur'un eczalarını inceden inceye tetkik edip medar mesuliyet bir tek nokta bulamayıp beraat verdikleri ve sonra da 20 yerde 20 adliye ayrıca alakadar olup mucibi mesuliyet bir cihet olmadığından suç yok diye karar verdikleri ve Afyon Mahkemesi de iki defa iadesine karar verdiği halde Risalelerin iadesini ve tamam intişarını iktiza eden kanuni, hukuki esbab mucibe mevcut iken Beş seneden beri gizli komitelerin aldatmaları ve desiseleriyle ve bahanelerle Afyon Mahkemesi'nde beş senedir o mübarek risalelerin sahiplerine teslimi tehir edilmektedir. Halbuki büyük emniyet dairelerince zabıtaca sabit olduğu gibi yüzbinler nur talebelerinde ve yüzbinler nur nüshalarında hiçbir zarar, bir vukuat görülmemesi, kaydedilmemesi gösteriyor ki Risale-i Nur asayişin temel taşına hizmet eden bir sadakayı makbule hükmündedir. Maddi ve manevi tehlikelerden bu memleketi muhafazaya vesile olduğu tahakkuk eden bir hakikat-ı Kur'aniyedir. Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir parçası olan ve binler gençleri vatan, millet ve asayişin menfaatine terbiye eden gençlik rehberinin mahkemesi dolayısıyla, Üstadımız hasta halinde iki defa İstanbul'a mahkemeye gidip 120 polisin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı o mahkemede gençlik rehberinin hem müellifine hem naşirine ittifakla beraat ve ayrıca rehberin de içinde bulunduğu umum risalelere 5 mahkeme beraat vermişken 15 günde teslimi lazım gelen gençlik rehberinin 15 aydan beri teslim edilmemesiyle Denizli ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri 5 ayda beraat ve iadesine karar verdikleri halde Afyon Mahkemesi 5 sene teslimi tehir etmesiyle ve Diyarbakır havalisine vilayat-ı şarkiyeye iman, din ve asayiş noktasında 100 vaiz kadar menfaatli bulunan 100 vaiz kadar menfaati bulunan bir zatın kendi parasıyla aldığı hususi nur nüshalarını haklarında 5 mahkemenin beraat kararı olmasına rağmen müsaade edip vatana, millete faydalı hizmetine mani olmasıyla o sadakayı makbule hükmündeki vesile-i def -i bela bu suretle gizlendiğinden bir buçuk milyar lira zarara vesile olan bu bela fırsat buldu, geldi denilebilir. Eğer 5 mahkemenin ve İstanbul'un verdiği beraat neticesiyle o gençlik rehberi intişar etseydi, onun dersiyle intibaha gelen ve gelecek olan Müslüman gençler elbette başkalarının veyahut ihtilalcilerin ifsadına meydan vermeyerek bir buçuk milyar lira zarardan bu milleti kurtarmaya saygı gayret edecek idiler. Bir buçuk milyar liralık bu lekenin zuhuruna meydan vermeyecektiler. Evet üstadımız eski harbi umumi de Rusya'daki esaretinde anlamış ki manevi tahribat ile gençleri ifsat eden tehlike memleketimize de gelecek diye telaş edip bütün kuvvetiyle o vakitten beri tahribat maneviye bir siper olmak için gençlik rehberi gibi çok eserler yazdı. Kur'an hakimin derslerini neşretti. Lillahil Hamd pek çok gençleri kurtarmaya vesile oldu. Şimdi ehli siyaset madem müsalemet-i umumiyeyi ve ittihad milleti istiyor, çabuk Pakistan'ın dahi ehemmiyetle nazara alıp ve es mecmuasında neşrettiği Risale'nin intişarına müsaade etsin. Bismihi Subhanehu Kur'an-ı Hakim'in bir kanun esasisi olan Vela teziru vaziratun vizra uhra sırrıyla birisinin hatasıyla başkası hatta kardeşe de olsa mesul olamaz. Şimdi 130 Risale'de bir tek Risale'nin 100 sayfasında bir sayfe muannit insafsızların nazarında hata bile olsa o 100 bin sayfe olan 130 kitabı mesul edecek dünyada bir kanun var mı? Halbuki bu 30 sene zarfında 5 mahkeme aynı kitaplara beraat vermişler. Hem Malatya meselesi münasebetiyle 20 mahkemede alakadar olmuştular o 20 mahkeme bir suç bulamıyoruz dedikleri halde ve 600 bin nüshası dahilde ve hariçte intişar ettiği halde hiç kimseye zarar vermemesi ve Avrupa'da en yüksek mektep içinde Nur'un dershanesi diye ayırdıkları yerde Hristiyanlar dahi onları okuması ve alemi İslam'da gayet takdir ile intişar etmesi hatta Pakistan'da çıkan Es-Sıddık Mecmuası'nın Risale-i Nur'un bir risalesini neşredip Diyanet Riyaseti'ne göndermesi ve bu kadar intişarıyla beraber hiçbir alim ona itiraz etmemesi gibi hakikatler gösteriyor ki, elbette Diyanet Dairesi, nurları himaye etmek hakiki bir vazifesidir. Diyanet Dairesi, Meşat-ı İslamiye gibi yalnız Türkiye'nin din muallimi değil, belki umum âlem-i İslam'a Meşat-ı İslamiye yerine alakası, nezareti, münasebeti var. Âlem-i İslam, o Diyanet Dairesi'ne karşı tam hüsnü zan etmek, suyu tevehhüm etmemek hususen bu zamanda ziyade lüzumu var. Hem de Türkiye ile ittifak etmeyen İslami hükümetlerde o mübarek daireye karşı suyu tevehhüm gelmemesine büyük bir vesilesi olan ve alem İslam'ın her tarafında belki Avrupa'da takdire mazhar olmuş Risale-i Nur, o diyanet dairesini hem şerefini muhafaza ediyor hem alem İslam'a karşı o dairenin bir eseri olarak intişarı gayet lazım ve zaruri olduğunu bu noktayı ehli vukuf tam nazara alsınlar. Onun için bir çare Said Nursi ve Nur talebelerinden yüz derece ziyade Diyanet Riyaseti azaları, hocaları alakadar olmak lazım. Ta ki Risale-i Nur dinsizlerin taarruzlarına karşı muhafaza ve himaye edilsin. Mükerrer beraatler verildiği halde intişarına mani olan desisizcileri susturmak lazım. Said Nursi Bismihi Subhanehu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ankara'da bir kardeşimizden Asay Musa ve gençlik rehberini bahane ederek umumlu risalelerini almak için gelmişler. O kardeşimiz ağır ceza mahkemesinin Asay Musa hakkındaki beraat kararını gösterince Asay Musa'yı almaktan vazgeçmişler. Buldukları ve götürmek üzere gözlerinin önüne koydukları 10 kadar gençlik rehberinin de üzerine kendileri farkında olmayarak bazı kitaplar koymuşlar. Giderken gençlik rehberini de ne kadar aramışlarsa da bulamamışlar. Bu suretle gençlik rehberi kendi kerametiyle kendini muhafaza etmiş. Asayi Musa ve gençlik rehberi hariç birer tane aldıkları mecmua ve risaleleri de emniyetten tekrar iade etmişler. Elbaki, Hüvelbaki, Said Nursi